Saffet taşı toprağı altındır diye İstanbul'a ayak bastı. Çok büyük ümitleri vardı. İşe kahveci çıraklığıyla başladı. Zengin olmayı kafasına koymuştu. Çalıştı, didindi. Biriktirdiği paracıklarıyla bir şerbetçi arabası aldı. Sokak sokak dolaşarak şerbet sattı. Biriktirdi, biriktirdi, biriktirdi. Kader o günlerde karşısına hemşerisi Rıfkı'nın kızı Mahmure'yi çıkardı. Saffet bu saf ve hamarat kızla mütevazı bir yuva kurdu. Bu arada Saffet simitçi Şinasi ile tanıştı. Aralarında büyük bir dostluk başladı. Sonra Saffet birikmiş paraları ile küçük bir büfe açtı. Şinasi'yi de yanına aldı. Çalıştılar, çalıştılar, kazanmaya alıştılar. Para işi, iş parayı getirdi. Artık Saffet'in durumu değişmişti. İş adamı olma yoluna girmişti. Ve aradan yıllar çabucak geçti. Saffet Bey artık fabrikatördü. Saf meyve sularını imal ediyordu. Yeni makinenizi uğurlu elinizle çalıştırınız beyefendi. Bismillahirrahmanirrahim. Hey yavrum maşallah. Çok şükür büyük Allah'ımıza yarabbim şükür. Bir dakika beyefendi. Sen geç geç ben gelirim yukarıda. Yani şanınıza layık bir fabrika oldu beyefendi. Mutlu olmalısınız değil mi? Pek diyelim Şinasi. Evet, büyük bir iş adamı olmak yolundayım ama evde mutlu değilim. Neden beyefendi? Karım birader. Kadın diye sanki çamaşır makinesi. Daima bütün sülalesine dolma doldurur, bir de yıkar babam yıkar. Diğer elbette. Evet. Silsin süpürsün, başka işi yok. Ya ne giyinir, ne süslenir, ne adam içine çıkır. Sürpriz yapın efendim, bir elbise alın. Say fena fikir değil be. Evet. Alalım ona bir elbise. Alalım. Alalım beyefendi. Çok alalım, güzel. Şinasi bunu alalım, bunu söyle paket isimler. Derhal. Mahmure'yi çok fazla ihmal et. Yani onu giydirip boşatıp böyle insan içine filan çıkartmak lazım. Tabii efendim. Kadın zaten efendim elbiseyle güzelleşir değil mi? Tabii erkek de parayla bullan güzelleşir. Ay Allah Allah. Gene çamaşır. Ev değil, çamaşırhane mübarek ya, vallahi Allah. Her tarafı perişan etmiş, baksana aslım aslım asmış hepsini ya. Allah ya. Paketleri nereye koyayım efendim? Ya koy işte oraya bir yere, ne bileyim, darman duman etmiş burası. Zahmet olun, ben alayım efendim. Mehmure! Kız Mehmure! Lan Mehmure! Mahmure! Hoş geldin kocacığım. Hoş bulduk. Ne oldu? Elinin kör oldu. Ulan daha ne olsun be? Yeter artık ya. Bıktım bu çamaşırdan be. Ulan çamaşırcı mısın sen? Sahi çamaşırcı mısın yenge?
Ama hepsini gar gibi yıkadım, hem de üç su. Ha, iyi ettin. Hadi yürü, yürü. Ya, nere? Allah Allah, bırak şu çamaşırı falan canım. Ya bırak, bak sana şey aldık, versene şunu Şinas evladım. Bak sana elbise aldık giyesin diye. Bana mı? Ah, çok açık almasaydın bari. Ay, yani benim neyim? Canım, 3.30'unda mısın sen de? Hadi süslen, giyin şunu bakalım bir kere nasıldır. Ya süslensin, giyinsin istiyorum. Bir kötü bir şey istediğim yok ki, değil mi? İnsan içine çıksın filan. Ya ver bir cigara Allah aşkına ya. Çok sert çıktınız beyefendi. He. Ama biraz gönlünü ama alır. Bak Şinasi, 15 senedir ilk defa sert çıkıyorum ben bu karıya. Haksız mıyım ya? Haklısınız efendim. Ha, yarın öbür gün biz lüks bir muhite gittiğimiz zaman bu karı beni rezil etmeyecek mi? Tabii tabii. Olabilir, mümkündür efendim. Ne diyorsun lan? Mümkündür dedim. Ha. Maşallah hanım, bir de kızımıza bak. Neler görüyor? Benim kızım vallahi prensesler gibi olmuş. Bu ne güzel elbise kız. Birden girer girmez Türkan Şoray sandım vallahi. Merhaba damat. Fabrikayı açacağını herkes biliyor. Abi bizim haberimiz yok. Ayıp, vallahi ayıp ettin. Yok canım, övünmek gibi olmasın diye kimseye haber vermedim. Hoş geldiniz. Bizim kız gene o meşhur dolmalarından pişirmiş. Yanına da rakı koyduk mu? Oh. Seversin diye ciğerli pilav da yaptım babacığım. Oh Murat kızım sağ ol. Damat, ev kadını diye ha mahmuriye derler, tamam mı? Tabii ayol, anasına çekmiş. Çok özel olmuş canım, can boğazdan gizliye. Dikkat etsene ya! Televizyona bakacağım, önüne baksana! Yahu damat, ne çabuk doydun da kalktın öyle! Ya ben daha yeni başladıydım oğlum! Ya büyük Allah'ım, ya Rabbim kurtar beni şunlardan! Derhal beyefendi! Ulan sen büyük Allah'ım, ya Rabbim! Estağfurullah efendim! Allah Allah, Şinasi ne olacak? Bu iş yürümeyecek oğlum, ben ne yapacağım ya? Oğlum ya, bilmiyorum efendim! Çabuk ya Allah! Allah! Kendine Babama ne oluyor? Ruhunu teslim edecek galiba. Ben böyle fazla bir şeyden yemediydim hani. İkinci makine de devreye girdi beyefendi. Meyveler için meyve kooperatifi ile anlaştık. Güzel güzel. Reklamcılar da sizi büronuzda bekliyorlar. Evet. Tabi yeni reklam kampanyası açmanızda fayda bulursunuz diye düşündüm. Ne de olsa büyük firmayız değil mi efendim? Evet, kendimiz büyüküz de hayatımız küçük, yürü. Ne
geldiniz. Rahatsız etmiyorum ya. Vay can, ne münasebet. Siz de reklam mısınız? Hayır. Ya? Öyle mi sandınız? Beyler reklamcı. Ben bir hayır cemiyeti için teberru isteyecektim de. Buyurun. Bizim reklam kurumu için hazırladığınız taslaklar ve projeler. Anladım ama bu mesele Şinasi Bey'le görüşecek. Derhal beyefendi. Buyurun efendim, salona geçelim. Peki efendim. Geçiniz. Siz de geçiniz. Hanımefendi herhalde bir şey içersiniz. Ne arzu edersiniz? Bir saf meyve suyu rica etsem. Derhal! Bakın, ben de reklamınızı yapıyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Acaba size ne gibi bir yardımda bulunabilirim? Mersi. Zamanınızı almak istemem Saffet Bey. Bedbaht sokak köpeklerine elini uzatan bir yardım derneğimiz var. Açacağımız sergi için maddi bir yardımda bulunursanız şeref verirsiniz. Tabii. Demek dirneklisiniz. Felsefe mezunuyum aslında. Ama erkeklerden bize felsefe yapmaya fırsat kalmıyor. Toplumca hareketlere bir katkım olsun diye göğe çalışıyoruz. Aman efendim, ne demek? Kadının toplumdaki yeri çok önemlidir. Bilakis sizin gibi kültürlü karılar olmazsa. Mersi. Toplantımıza gelirseniz çok memnun oluruz. Tabii. Kartında telefonum var. Evimin de. Ya, evinizin de mi? Hanımefendi şeftalili severler miydi acaba? Mersi. Mahmut efendi, gidelim. Fabrikanızın başarısına beyefendi. Bal şeker olsun, yarasın, afiyet olsun. Hanımefendi, acaba isminiz? Fahriye. Ne? Fahriye Başaran. Bardağı taşıran. Şu ufacık bir yardımımızı kabul ederseniz çok memnun oluruz yani. Mersi. Ya kartınızı almamıştım. Gidiyor musunuz? Müsaadenizle. Sergimize mutlaka bekliyorum. Tekrar çok çok mersi. Mutlaka geleceğim, mutlaka. Sizi de beklerim yani, sadece iş için değil, böyle çay, saf su içmeye falan. Ama çok arsızımdır, hep gelirim sonra. Hep gelin, hep gelin. Güle güle. Adieu. Hadi. Ulan ne diyor? Adamın böyle kibar, görgülü, kültürlü, modeden mi karısı olacak kardeş? Büyük Allah'ım, bir de bizimkine bak! Fahriye Hanım. Ne kadar büyük bir şeref benim için. Rica ederim, gelin dediniz, kalktık gelin. Efendim, müşerref ettiniz çok. Sizi sanat çevresinde görmek çok çok güzel bir şey. Teşekkür ederim, sayenizde biz de o sanat çevresine girdik. Şinasi Bey hamurdan şaka yapmışlar. Hatta uçmuş. Nereye uçtu acaba? Bakalım Saffet Bey nasıl bulacak? Vallahi ben belediye meydanındaki heykelden başkasının pek gözümü kestiremem de. Vallahi satıp birkaç bedbaht köpeğe yardım ediyoruz. Niye? Hem sanat, hem hayır. Köpek sanatı ha? Gemiler işte böyle sessizce alır yol. Katiyen sallanmaz ne mendiller ne de bu kol. Her giden gemi memnun ki yerinden. Yıllar geçti de dönen yok seferinden. Çok memnun oldum. Çok güzelmiş bu. Bir de çay içelim mi? Derhal! Allah Allah!
yaşayacak fabrikaya. Bu karının yanına gidilmez. Ah beyefendiciğim, fevkalade bir safirdir. Bilhassa narin parmaklarda çok dehşetli aralıyor. Nasıl? Güzel mi lan? Harika beyefendi. Demek ki bu şaheser parçayı beğendiniz. Zevk sahibi olduğunuzu hıp diye anlamıştım zaten. Parasını da yazalım da çekmeyin. Hoş geldiniz. Buyurun. Çok mersi beyefendiciğim. Güle güle kullansın. Sen de güle güle harca. Hayrını boresin hadi. Orvar beyefendi. Boşanma konusu için gerekli işlemleri tamamladım. Özel. Şimdi o meseleyi sen Şinasi Bey'le halledersin. Yani ben derhal ayrılmak istiyorum, bunu bilesin. Evet. Yalnız karşı tarafa da bir şeyler verelim yani. Onları da mağdur durumda bırakmayalım. Anlıyorum fazla canım. O kolay efendim. Alo? Şey, aralıkla konuşun, aralıkla. Derhal beyefendi. Fahriye Hanım. Telefonunuzu nasıl da bekliyordum bilemezsiniz. Tabii bekliyordum efendim. Şey, ne? Beşte mi? Tabii, muhakkak Kadınlar Birliği'nde beşte olurum. Olacağım, olacağım. Hem de nasıl? Şey, size yani ayıp söylemesi bir sürprizim var. Yok, söylemem. Vallahi söylemem, onu yarın söyleyeceğim. Tabii, yarın. Yarın beşte söyleyeceğim. Evet, anlamadım. Aa, adiyo mu? O zaman benden de adiyo yani, sevgiler. Kadınlar, bugünkü koşullar içinde artık erkeğin sömürüsüne son verecektir. Kadın bir çamaşır makinesi değildir. Kadının toplumdaki yeri belli olmuştur ve değişmeyecektir. Hem aile şerefimizle oynarsın, hem de pazarlığa oturursun ha! Kızım bu yuva için tam 15 sene saçını süpürge et tavuk. Bu işin üzücü olduğunu takdir ediyorum. Şerefimiz satılık mı? Eve gelince kadının. Onu veriyoruz. Saffet Bey elbette Mahmur Hanım'ın hakkını verecek. 250 bin lira da susmayı yok canım, ev ve 250 bin lira iyidir. Kızım bu pazarlığa konacak kadın mı ki? 300 bin lira isteriz yoksa bu mahkeme uzar. Zaten beyefendi 500 bini gözden çıkarmıştı. Bitirelim bu işi. Anlaştık. 300 bin oluyor bu iş. İlk celsede ayrılmayı halledeceğiz. Mahmure Hanım vekaletnameyi imzalasın, çekinizi verelim. Mahmure! Mahmure kızım! Kız Mahmure! Sana sesleniyorum be! Buyur babacığım. Ah, geldim. Gel at bakayım şuraya bir tane imza. Bura mı? Yok ha canım, şuraya. Oldu işte tamam. Hadi sen var get işine. Baba olarak benim ocağım sönmedi daha. O fabrikatör Saffet Bey ise ben de onun gibi ne fabrikatörler görmüş bir adamım. Gidin ona öyle söyleyin. Söylerim efendim. Derhal. Mahmure, bana bir tane kayfe yap da gel, seninle konuşacağım. Hanımlar, evet, bugünlük bu kadar. Teşekkür ederim. Buyur baba. Otur yanıma ecik yavrum. Benim talihsiz kızım. Zaten böyle olacağı belliydi. Neyin olacağı belliydi? Ama üzülme. Arkanda gala gibi babam var. Ha ben o herifin evine 3-5 kuruşuna tenezzül edecek adam değildim ama... Neyi etmezdin? Kimin? Kimin olacak? Kocan olacak o alçak herifin. Saffet'in. Seni boş pazarlık ediyor. Boşuyor mu? Neden?
Hadi herif, alçak herif. Sonradan görme, tinetsiz. 3-5 kuruş para sahibi oldu diye böyle yapacağı belliydi zaten. Besbelliydi. Ama ben ne yaptım? Ben neler istemiyorum? Gereksizlik etmiş. Hay Allah. Hay Allah. Yaptıramadık. Mersi. Aman rica ederim. Benimle evlenir misiniz? Ben j'attendrai toujours. Kim bilir ne haberler vardır. İşler öyle yığıldı ki. Ben not ettim hayatım. Dernekten yazılar. Fransa'ya bir davet. Sergi için. Heykeltıraş Olgun Bey'in süpesi. Aram Bey'in midye dolması partisi. Ha. Lale, trikotajcı Vahap Ovallukla lamur püf durumundaymış. Daha nelerden neler. Ya Pahriyan, şu go 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 go'yu bir parçacık yatıştırın da beni beğenmedi galiba. Şekerim, o kocam kıskanacak ne var? Ay yoramazsın. Ulan takını bizim. Ya o hayvan laftan ne anlar be? Aa, hayvan mı? Aa, gogoya bunu deme. Vallahi alınır sonra. Dur. Aha, alo? Ah sen misin Jojo? Harikaydı. Biraz Viyana, biraz Roma. Çok çok yeni şeyler getirdim. Anlatamam, sürpriz. Müzeler, galeriler, gezdik. Bu akşam mı? 5'te mi? Tabii geliriz. Benim de. Reklam tabii. Ay deme. Biraz kilo aldık tabii. Atarız cicim. Ne şeysin. Oldu. Ciao darling. Aldo, bir banyo hazırlar mısın? Uçakta çok tozlandık. Uçakta tozu nereden bulduk? Hanımefendi, ceketinizi koltuğa attığınızı görmesin çok üzülür. Neden ulan? Niye? Çok Alaturka bir davranış da. Alaturka mı? Yok, sana söylemedim Şinasi. Sana diye anlatırım. Biz geldik. Yok, o uçakla gelmedik. Ne, çok mu bekledin? Yazık yavrum. Bana bak. Hoş geldiniz beyefendi. Nasıl geçti efendim? Ya öyle mi efendim? Yarın görüşürüz beyefendi. Derhal beyefendi. Çok mu tuhaf bir maske? Cildim berbat oldu Roma'da. Sadece fondöten ve asit kloritli kireç tozu. Kireç tozu mu? Bazı yönlerde krozmana düşüyoruz cicim.
Sen çıkıyorsun ve beni 9'da kulüpten alıyorsun. Yemeği gardında yeriz, hadi çao. Ah, kendimi ılık suyun içine bir atayım. Sıran treni olmuş boksör gibiyim. 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 371, 372... Düşer bazen böyle ya. Neden yemiyorsun Tonton? İnem, doydum galiba. Yani şeyinin murakabesini zaten onları kendileri yapacak. Peki efendim. Biz ötekini... Hangi ötekini efendim? Koş! Kimdi efendim? Kolay gelsin Farroş, ne arıyorsun? Helo helo. Nasılsın Tombul? İyiyim, mersi. Aman aman, iyi ol da bir de seni düşünmeyelim. Kontrabasyanın resitaline geç kalacağız. Ya ben gitmesem olmaz mı? Televizyon seyredeyim.
Aa, sen Gogo musun? Hayır katiyen, harika bir müzisyen. Mest olacaksın. Ya. Uyuma, hadi kalk canım, hadi. Bir akşam da evde otursak olmaz mı kızım? Yatalak mısın? Lütfen, hadi. Haldun, beyefendiyi hazırla. Kalbim yanmasın Allah. Kendi insifiyetinizi kullanın, bana sormayın her şeyi işte, kaç para istiyorlar, dediğim gibi, verin, verin gitsin, adamın alacağı varsa alsın. Skandal, rezalet, bak şuna bak! Kapaktaki resme bak! Rezil olduk, rezil, skandal! Ne güzel çekmişim, değil mi? Evet beyefendi. Kapaklara geçtik ulan. Ya fena mı kapakta çıkmışız işte, sitayişle mi bahsediyorlar, değil mi? Tebrik ederim beyefendi. Hayır, olamaz! Alay ediyorlar, anlamıyor musun? Alay, alay! Sen ne zaman bir cemiyet erkeği olacaksın Saffet? Meyve suyu yapmakla modern olunmaz. Sen de sıkıp şişeye doldurulacak kadar sulusun, anladın mı? Sulu, sulu, sulu! Sulu, sulu, sulu saf sularından yani ikram etsene beyefendi. Derhal beyefendi. Ben bu akşam süpedeyim. Sonra sinematekte İsvah Derneği izleyeceğim. Serbestsiniz Saffet Bey. O kadar. Bu kadar. Bu evde servisi ben yaparım sadece. Lütfen karışmayın. Ayrıca da burayı rakı kokutmayınız. Aa, hanımefendi görmesin, kıyameti koparır vallahi. Ukalalık istemez. Derhal şu iti dışarı çıkar, bize de hizmet et. Hadi kavunu kes bakalım. İrkek finası. Ben mi? Evet sen. Masa nasıl olmuş beyefendi? Çok güzel olmuş ya. İnsan şöyle istediğimizi doya doya bir yiyelim be. Ne dedim, duymadın mı lan? Duydum. Duydum tabii. Fakat asla böyle bir suça ortak olmayacağım. Bana karşı gelme lan! Al o iti oradan hadi, derhal defol buradan! Bu evde lavanta ve köpek kokusundan burnumuz kırıldı, hadi aport, aport! Teessüf ederim beyefendi. Gel Gogo, gel tatlım. Hadi lan! Erkek finansı! Yürü, anca gidersin! Hadi bakalım şerefine. Saatinizi efendim. Yemek bu işte be! Beyaz peynir, soğan, plaki, cacık, sucuk ve balık... Haldun! Efendim? Balığı getir derhal! (Gülüyor)
bu dünyada oğlum en büyük zevk nedir? Soğanını yiyeceksin, yemeğini yiyeceksin, rakını içeceksin, atına bineceksin, işte hepsi o kadar. Hadi afiyet olsun. Ağlar gezerim, sahilim. Sanki benimlesin, sanki benimlesin. Hadi. Ayda yüzün, geceyi öpen sura. Hadi lan, hadi. Ayda yüzün, geceyi öpen sular. Bana, Aldım, kalk ulan, heykeleri yapacağım, kalk. Bak bir dakika efendim. Kör alasıcılar, bizi sokağa attılar. Gördün mü Gogo, hanımefendi gelsin, ben gösteririm onlara. Hazırım bey. Allah mı diriyeni de eline al. Bir dakika, bir dakika, bozma. Bak hiç kıprama, kıprama. Aynısı oldu lan, bak bak bak. Bak lan. Zey. Şu ne? Bunu mu diyor? Bu şey bu. Bu benim garımın şaheseri. Yarımız sergiye girecek sergi. Adı da şey, evrende bir sabah kahvaltısı. Anlamadım. Evet, ulan anlamayacak bir şey yok. Bu şey bu. Kahva. Kahva diyorlar. Şimdi madem kahvaltı, bu kahvaltı ya biraz beyaz peynir sürer. Bir parça da atalım üstüne. Ulan domates, domates de lazım. Domates de lazım. Hayır lan, biber, yok, o biber ya. Acı olur, acı. Acı olur, acı olur. Ulan Nihat etti, görürse bizi şey, kapat, kapat, kapat. Üç unsurunu kaldıralım orada da. Canım, canım. Haldun? Gogo'nu bu soğukta dışarıda nasıl tutarsın? Maalesef zorunlu hanımefendi. Beyefendi bizi çok yazık ki kovdu. Ha? Evet, kovdu. Ne? Ya! Siz! Gel Gogo. 145, 146, 147, 148, 149, 150, 150, 155, 155, basıldık. Ha! Vallahi bayıldı. Hanımefendi, hanımefendi. Sanki bir Van Gogh, siz bir resim dehasısınız hanımefendi. Hayır hayır, böyle bir renk armonisi görmedim. Ah sahi mi? Halbuki ben... Ayrıca sanki bir gerçek kahvaltı kokuyor. Bakın evet, kokuyor değil mi? Duyarak yaptım. Duyarak mı? Böyle duyulmaz hanımefendi. Domates, peynir ve evrende bir kahvaltı. Yok yok, resim tarihine geçtiniz bile hanımefendi. Mersi, çok mersi. O halde resim tarihine karı koca haber geçer diye. Pourquoi? Yani neden? çünkü bu resmin boyasını karım yaptı ama domatesini, peynirini ben koydum. Bir tabii, beyefendi biberlisini de yapacaktı ama karaciğerine dokunur diye yaptı. Ama bir daha sefere biberlisini de yapacağım. Olamaz! Bir koca böyle vahşi ve kaba bir adam olamaz. Olamayacaksınız. Hiçbir zaman jantil, kibar, modern bir adam olamayacaksınız. Hayır, çünkü ne de olsa şerbetçisiniz. Bir şerbetçi. Ne zaman entelektüel olabilir? İmkansız. Evet, imkansız.
rezil olduk. Bütün sosyeteye, bütün Aydın ve Snob muhite kepaze olduk. O resim, ah, belki de bir şaheserdi. Domates, beyaz peynir nasıl olabilir? Fakat olabilir. Çünkü siz... Çünkü siz... Ha? Bir hiçsiniz. Bir pazarcı, bir esnaf, bir gazoz imalatçısı. Ne komik, ne kadar banal. Cevap versenize. Veremezsiniz çünkü siz... Sizde Gogo kadar akıl yok. Hadi lan it o it. Gogo'ya vurdu. Bana bak hanım hanım, artık sen çok oldun. Sayıla kendine gel. Bir çarparsam o sosyetenin de ağzını dağıtırım. Senin de o içinin de bu şeyin bu bunun da. Ay bana da değdirdin. Alayınıza değdireceğim. Çok güzel konuştunuz beyefendi. Hanımefendi, hanımefendi. Siz kendinizi çok sosyetik, görgülü, kibar ve cemiyet kadını mı sandınız? Sizin süpenize de, konserinize de eyvallah. Lan yeter o grisini yemekten, ot yemekten, yeşillik yemekten bıktım be. Ben inek miyim ya? Ha? Hakaret. Ya sen önce dolma pişirmesini, çamaşır yıkamasını öğren. Sen kadın diyelim, kadın müsveddessin be. Ah, bir hakaret daha. Kaba adam sen. Baba senin sülalen. Seni bu it oğlu içine bir de bu şeyine bırakıyorum ve bu evden de çıkıp gidiyorum. Şimdi Asi Bey, hanımefendinin ayrılma şartlarını öğrenin ve gerekeni de yapın. Derhal! Yeniden geldim Şinasi. Tabii beyefendi. Bu iş size 500 bine patladı ama... cehennem azabından kurtuldunuz. Köpekten, bir manyaktan, züppe bir karıdan kurtuldum desene. Ulan ben o arıyı nasıl almışım be? Hata beyefendi. Herkes yapar. Şimdi otelde sizi bir güzel dinleyin. Çok ihtiyacım var, çok. Sarptan yıkmış gibiyim. Kendinizi tabiatın kucağına atın. Hiçbir kadını düşünmeyin efendim. Ne? Kadın mı? Allah göstermesin. Allah bir daha beni nikah memurunun huzuruna çıkarttırmasın. Kendinizi sadece huzura terk edin efendim. Dünyanın en ideal kadını dahi gelse sakın... Ne? Ya ne diyorsun Şinasi? Dünyanın en ideal kadın gelse. Ya dünyada ideal kadın var mı Allah aşkına? Ya şunlara bak, zerafet gibi korunuyorlar değil mi hanımefendi? Bir nikahı bas da korusun bak. Zaten sizin ruhunuzu anlayacak kadın bulmanız imkansız. Ben neden evlenmedim? Hep bundan. Hep bundan işte efendim. Bundan. Akıllısın Şinasi ama ben de akıllandım bundan sonra. Vallahi bundan sonra bütün kadınların çekiver buyruğunu. Şinasi, bu ne ulan Şinasi? Bilmem beyefendi, bu da bir kadın işte. Bu da bir kadın ama Şinasi. Bu rüya mı, serap mı? Bu bir prenses olmasın? Beyefendi, gene de bir kadın, unutmayın. Unutulur mu bu, unutulur mu Şinasi, bu unutulur mu? Efendi, galiba haklısınız. Müthiş, asil bir kadın. Ya Şinasi, yap bunun kim olduğunu öğren. Derhal beyefendi. Vahdet Paşa'nın torunu, adı Kumru. Yanındaki kayınvalidesi Şehriban hanımefendi. Kumru Hanım yaslı lüdüz. Kocası 3 ay önce deniz kazasında boğulmuş, matemde. Vah yavrum, matemini süveyim. Başka? Özel zevkleri, çok güzel piyano çalıyor. Klasik Türk musikisi Dede Efendi. Hacı Arif Bey, fasılları bitirmiş. Eski terbiyeyle büyümüş ama modern bir hanımefendi. Süper değil, yaşı da 28. Ah, nasıl tanışmalı? Beyefendi yeni bir maceraya, evlenmeye falan
kalkmazsınız herhalde. Yok canım, ne münasebet. Maksadım güzel bir kadından burada birkaç gün günümüzü gün etmek. Sen derhal tanışmamızı temin et. Ne yapalım? Madem ki derhal dediniz, derhal! Acaba elinizdeki çileyi ben tutabilir miyim? Size yardım etmek büyük bir zevk olacak. Çok naziksiniz. Allah insana böyle çile çektirsin. Amin. Oğlum da böyle tutardı. Bana yardım ederdi. Zavallı Tevfik'im rahmetli oldu. Hayat bu. Şu anda beni oğlunuz gibi görebilirsiniz. Bit tabii. Ne kadar nazik ve hassassınız yavrum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Saffet Bey de geldiler. Buyurun beyefendi. Buyurun. Efendim ben rahatsız etmiyorum ya. O ne demek beyefendi, zevk duyarım. Şinasi Bey zaten deminden beri sizi methedeydi, bitiremedi. Öyle mi? Lütfen buyurun. Evet. Teşekkür ederim. Efendim Şinasi Bey benim sağ kolumdur. Adeta onsuz ben hiçbir şey yapamam yani. Otursana Şinasi. İltifatınız beyefendi. Bir çay alırsınız herhalde. Tek şekerli olursa bit tabi olaraktan alırız tabi. Şey... İnsan burada konuşacak dostlar arıyor. Öyle. Efendim bendeniz de bu iş hayatının gürültüsünden kurtulup biraz kafa dinlemek için buralara geldim. Şey... Kızımız nerede? Kızım değil, gelinim beyefendi. Ya çok durgun ve çok mahzun bir görüntüsü vardı geçen akşam. Yasta. 3 ay önce oğlumu deniz kazasında kaybettik. Tevfik'imi. Kumru için bu büyük bir darbe oldu. Yazık. Vah vah çok üzüldüm. Fakat her elemin bir tesellisi olmak lazım gelir. İnsanlardan da bu kadar kaçmak bilmem ki, doğru mu diye mi? Tabii değil. Ama öyle işte. Buraya kendisini de çağırsak? Yani burada bizimle konuşursa belki biraz açılır demek isterim de. Belki. Çınarsı Bey, Kumru Hanım'ı da buraya çağırır mısınız lütfen? Derhal! Siz de matemde değilsinizdir inşallah. Efendim, ben aksine bilakis yani çok neşeliyim. Efendim, sormayın. Ben çok acayip bir kadınla evliydim ama boşandım. Yanlış evlilikler de bir matem sayılır. Geliyorlar. Bismillah. Aman ya Rabbi, sanki cennet bir zümrütü ankayı ceylan kuşu. Yaradana vallahi olayım. Efendim hoş geldiniz. Her şeyim, Kumru'm. Çok, çok, çok memnun oldum. Efendim, bendeniz de Saffet Şirvetçi. Bu da müdürüm Şinasi Bey, müdürüm yani. Memnun oldum efendim. Bir çay alır mısınız acaba? O pek çay içmez. Tevfik'imi denizde kaybettiğimden beri su içmesi bile mesele oldu yavrumun. Yazık. Ah, benim talihsiz güzelim, tatlım, canım, Kumru'm. Bilseniz bu acı hatıra bizleri bile şey etti yani. Kumru'm ilk defa böyle insan içine çıkıyor. Unutması çok zor. Çok, çok. Tabii zor, tabii zor. Bu çok zor bir şey. Yalnız emin olun Kumru Hanım, yani unutulmaz böyle şeyler. Fakat hayat bu, unutmalısınız. Çok versin. Şey, acaba sizi yani bugünlerde... Ben yani bunu unutturmaya yani çalışsam, bilmem kabul eder misiniz? Vallahi çok kibarsınız efendim. Ama Kumru Hanım henüz bir cevap vermediler. Benim cevabım onun sayılır. Ah, o halde kabul değil mi?
O zaman sizi yarın Kır Lokantası'na davet etsem, yani sizi memnun etmek benim için çok büyük bir şeref olacaktır. Hanımefendiyle Şinasi bir ara ızgarıya daldılar. Sonra bu şey yani Şehriban hanımefendi yani kayınvalideniz Kumru çok merak eder dedi. Ben de gider haber veririm dedim. Yani sizi öyle çok bekledik ki. Orası da öyle güzel bir yer ki. Böyle şişler, pir köfteler, pirzolalar üstüne kekik mekik. Hatta bira bile açtılar. Çok zahmet ettiniz Saffet Bey. Teşekkür ederim. Gelirler herhalde. Gidersin. Ama giderken beni de mahvedersin. Vuruldum sağdım. Bu başka hiçbir şekilde izah edilemez. Deli etti beni bu. Yıldırım aşkı olmasın? Halinizi beğenmiyorum. Canım ister beğen ister beğenme umurumda değil. Ama şöyle kadın olmaz be. Katliyen evlenmemeye yemin etmiş. Neden o kocasını emiş çok mu yakışıklıymış yani? Ve hatırasını hürmet ediyor. Canım edebilir ama benimle de evlenebilir. Evlenmek mi? Ciddi misiniz? Vallahi çok ciddiyim. Bu akşam burada çok şahane bir masa kurulacak ve Kumru Hanım da bu masada olacak. Gerekirse bütün oteli kapatırım. Bu sefer çok fena tutuldum Şinasi. Bu dediklerimi harfiyen yerine getirecek. Hal kadar. Hal beyefendi. Efendim bu bizim kendi imalatımızdır. Saf meyve suyu yani saffetten saf. Çok güzel. Afiyet olsun. Ay ben de içeyim. Derhal. Koy koy onu da koy. Efendim biraz vodka ilave etsek için yani çok güzel olur yani. Çok az. Vallahi sizin bu kadar kibarlığınız karşısında içiyor. Bana da birazcık koyun. Derhal. Saflığınıza, sıhhatinize ve mutluluğunuza Kumru Hanım. Bu gece benim hayatımın en güzel gecesi. Teşekkür ederim. İltifatınız beyefendi. Gelmeseydiniz şu güzel sofra zindan olurdu yani. İnanın beyefendi, size özel bir kıymet veriyor. Sağ olsunlar, Saffet Bey gibi beyefendi biriyle tanışmak bizim için de şeref. Aman hanımefendi, ne demek? Asıl Kumru Hanım'ın bizim ricamızı kırmayışı bizim için çok büyük bir şereftir yani. İltifatınız.
Kızım gerçekten bambaşkadır. Hele sesi. Aa, sahi mi? O güzel sesinizde bize bir şarkı lütfetseniz. Evet, rica etsek. Evet, yani bir kere daha rica etsek. Hadi yavrum, lütfen, canım kumrum. Ay, kalktı, kalktı. Acaba sizinle şöyle bir dolaşsak? Tabii, Kumru'yu ilk defa böyle görüyorum. Saffet Bey onu teselli etmesini biliyor. Saffet Bey, Saffet Bey. Canım. Biz biraz dolaşıp geliriz. Ah, tabii, tabii, tabii. Kocanızı çok mu seviyordunuz? Kocandı. Ama dünyada daha büyük sevgiler de vardır. Ben de mutlu olamadım. Yazık. Ama şu anda size karşı öyle doluyum ki yani. Çok kibarsınız. Rica ederim, siz de bir melek kadar güzelsiniz. Seveceğiniz. Rica ederim. Yarın burada sizi beklesem... Gelseniz, ben de anlatsam. Yani emin olun, öyle doluyum ki. Geleceksiniz diye mi? Bilmem ki. Bekleyeceğim. Gelin, gelin. Gelin yani, gelmeniz lazım. Acaba gelecek mi? Sükut ikrardan gelirdiler. Gelirim demedi. Ama gelmem de demedi. O halde ne dedi? Şu ağaçların arasından bir tavus kuşu gibi bir görünse. Saat kaç? Daha gelmesine bir saat var, tabii gelmez. Vakti gelmedi ki geçsin. Biraz dolaş oğlum, dolaş da vakit geçsin. Gelecek, nasıl gelecek vakti gelince de 5 saniye var. Gelmesi lazım, şu arada çalların arasından çıkması lazım.
patron gelmedi işte. Hem de bu yağmurda. Ben iki saat evvel geldim. Orman çok vazeldi de. Islanmışsın. Islandım. Tabii ıslandım ama şey yani sizin için ıslandım. Ah Gumru Hanım, yani ormana taş yağsaydı bile gene de sizi beklerdim. Çünkü Gumru Hanım, ben sizi çok seviyorum. Yani çok seviyorum yani. Böyle konuşmayın. Ben iki kere evlendim, gerçek bu. Ama aradığım kadın sizsiniz. Yani siz bir melek misiniz? Huri misiniz? Hayır, ben bir kadınım. Ama benim kadınım olun. Evlenin benimle. Sizi çok mesut edeceğim. Hayır. Nasıl olur? Ama ağlayın. Ağlayın da içinizin zehri aksın. Zaten ağlamanız beni mahvetti. Seviyorum işte. Hem ben size terfi de unutturum Allah cemalsın. Nasıl olur, daha çok erken. Yok, geç bile. Gumru Hanım, her şeyim size feda olsun. Hayatım, servetim. Söz veremem. Verin. Söz veremem. Ya o tarafa bir söz vereceksiniz. Ne olur, ne çıkar bundan? Evet de bana. Bir kere evet de bana. Evet de. 39. Hayır, ruh yaşındayım. Siz de 29. Tam bana göresiniz. Ben kendimi de 25'inde gibi görüyorum zaten. Beyefendi. Canım. İlacınızı içmeniz lazım. Kendinize gelin. Hı? Ah Gumru Hanım. Siz ne kadar şefkatlisiniz. Ama beyefendi, ben Şinasi. Ben kimim? Ben neredeyim ben? Bana ne oldu ki ya? Yağmur altında 3 saat kaldınız. Yok, soğuk algınlığı. Ateşiniz de fazla ama önemli değil. Vah bana ya. O Gumru Hanım'dan kayınlavildisi neredeler? Buyurun. Evet. Pek zannetmiyorum efendim. Kendileri biraz rahatsız da efendim. Kimmiş? Şerifan Hanım sizi akşam çayına bekliyor. Aman geliyoruz de. Beraber geliyoruz da. Hastasınız beyler. Ben geliyoruz da ya. Derhal. Çok yaşayın efendim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçti. Her şey geçer zaten efendim. Geçti de. Fazlasıyla hassas ve naziksiniz beyefendi. Kızım bu hislerinize layık olabilse ne mutlu. Aman efendim, ne demek? Evet, ne demek? Size bir müjdem var. Efendim, yoksa evlenme teklifimi kabul etti mi? Evet, etti mi? Bu gece havuza girip fobisini yenmeyi deneyecek. Kumrum kocası öldüğünden beri suya karşı garip bir korku duyuyor. O korkusunu yenecek. Ve bana da evet diyecek. İnşallah bu gece yener ve teklifinize evet der. İnşallah. Suya girdiği anda kendinizi damat olarak görüp...
Hayat bu be! Seviyorum, seviliyorum, karım harikulade güzel bir kadın. Şinasi, bütün işçimize, memurumuza bir haftalık prim verin. Derhal beyefendi. Şey Şinasi, sen neden evlenmiyorsun? Sizin başınıza gelenleri gördükten sonra. Hadi canım oğlum, ben aradığımı buldum. Ama üçüncüde beyefendi, ya ben 5'e 6'ya kadar bulamazsam? Olsun olmaz, arayacaksın oğlum, arayacaksın ki bulasın. Arayamam efendim. Senden 2 gün ayrılmak ne kadar zor olacak. Keşke şu Ankara'daki iş olmasaydı. Ya olmasaydı. Gitmesen kocacığım. Olmaz. Yeni fabrika için kredi meselesi var. Ne olur uçakla gitme. Yok yok uçakla değil. Arabayla gideceğim. Şoföre söyle fazla hızlı sürmesin. Çabuk gel. Merak etme. Karayolunun havadan bir farkı kalmadı zaten. Allah'a ısmarladık anacığım. Bumrum. Yavrum. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle beyefendi. Ayaklarım geri gidiyor vallahi. Neredeyse vazgeçeceğim. Hadi Nazmi çabuk çek oğlum da su koyuvermeyeyim. Saffet, çabuk dön kocacığım. Şinasi, onlar sana emanet. Ne isterlerse yap da kocam arkada kalmasın ha. Derhal beyefendi. Su gibi git, su gibi gel. Şöyle bir oh çek kız. Bravo yani. Rolünü hiç falso vermeden yaptım be Baykuş Zehra. Aman ne rol ne rol vallahi. Kendimi az daha hanımefendi sanacaktım Şinasi. Bu hasmada kocası denizde boğulmuş dul hali var mı? Kız herifi 2 ayda salağa çevirdi. Aşk olsun sana. Onu dımdızlak bırakmak için senelerce bekledim. Hep neden derhal beyefendi dedim. Hayatımı harcadım bu herife ben be. Hep o kazandı ben kaybettim. Ama bundan sonra ben kazanacağım ben. Kaz yerine koydunuz ulan! Bakıyorum hepinizin keyfi gıcır! Toplanın şöyle bakalım! İyi yayıldınız bu davaya! Tebrikciğim hayatım! Kes lan! İşi bitirmeye geldim. Ben arabayı bu dava uğruna mektep edeyim... ...hala siz bir enayinin elinden malları alamayın! Var mı böyle hikaye be? Çek ulan elini! Çel! Tabii bu hasba halinden gayet de memnun. Şu façaya bak be. Koca fabrikatör. Hayat tam keyif, tam. Tabii diferansiyel tefi düşünen yok, var mı ha? Yok. Ama Tevfik abi, biliyorsun bütün bunlar dalavere.
Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Yaptığım plana göre... Ederim olan senin planına. Ben anlamam. Saffet midir, Rafet midir? Bu eve dönünce feleğini şaşırmalı. Ama bu işi daha uzatırsanız... ...ben hepinizi uzatırım. Kokusunu çıkardınız be! Şinasi, bu planı sen çizdin... ...bizi de ortak ettin. Size 10 gün mühlet. İşi bitirin mi yoksa karışmama. Işığını gördüm de. Ne o bu saatte? Yok bir şey be abla. Uykum kaçtı da. Yoksa yaptıklarına pişman mısın ha? Bana baksana sen. Son anda işi bozmaya kalkışırsan ikimiz de hapı yuttuk demektir. Hem paramızdan hem canımızdan oluruz. Hadi söndür şu sigarayı da uyumana bak. İçelim, içelim. Şeref Hanım. Oyna yavrum oyna, şuraya bakın be. Hadi Kıskan, çoban sen gitmediydin, hadi. Hadi. Dur lan, çıkar şu zımbırtıyı. Aşk insana neler yaptırıyor oğlum Nazmi. Bak 4 günlük işi 2 günde bitirdim. Evim gözümde tütüyor doğrusu. Kumru şimdi beni görünce ne şaşıracak diye mi? Senin gibi kavgaya yedirir miyim lan? Hadi bas şuradan! Her şey... ...tamam diye mi? Bir celsede... ...bitecek gibi hazırladın diye mi? Tamam beyefendi. Ama bir kere daha düşünseniz. İğrenç bir oyundu bu. Boşandığınız anda elinizde hiçbir şey kalmıyor. Fabrika bile elinizden gidiyor.
Ver. Ver şu kalemi, uzatma, ver. Ver. Abi parasını al. Parasını alsana abi. Eh be. Sen bambaşkasın Nihal. Bak göreceksin, ne mesut olacağız senin. Boşanır boşanmaz Yıldırım nikahıyla evleniriz. Doğru mu söylüyorsun? İnanamıyorum Hülya. İnan bana, doğru söylüyorum. İnanma kardeşim. Ha? Bu garip milletine inanma! Hepsi sahtekar, hepsi yalancı! Ya yetişine ver! Beni affet. Mevta'yı toprağa verin.